14 Nisan Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı Hakk'a uğurladığımız gündü. Bağımsız Türkiye Partisi 14 ve 18 Nisan günlerini Haydar Baş Haftası olarak ilan etti. Bir dizi etkinlikle Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bu hafta içerisinde anılacak. Evet, hocamızı bir haftada, bir yılda, bir ömürde anmak elbette zor. Onu anlatmak kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir durum arz ediyor gerçekten. Yapmış olduğu hizmetlerle, yapmış olduğu devrimlerle bir asra imzasını attı hocamız. Evet, bugün Gaziantep'ten değerli Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu hocamızla Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i konuşacağız. Ömer Eğerci oğlu beyefendi gençliğinden beri hocamızla bir ve beraber olmuş, onunla yarenlik, dostluk yapmış bir değerli hocamız, bir profesörümüz. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun, teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet, 14 Nisan'a doğru yaklaşıyoruz. Yani hocamız, yani madden aramızdan ayrıldı ama gerçekten yaşıyor bizimle beraber. Biz onu ruhumuzdan, gönlümüzden yaşıyoruz. Bir ömür boyu da can tende olduğu müddetçe de yaşatacağız. Niyazımız, duruşumuz budur. Haydar Baş hocamızı anlatmak, onu kelimelere sığdırmak nasıl bir duygu? İlk bir giriş cümlelerinizi alalım. Evet, aslında en zor şey belki de hocamızla ilgili konuşmaya başlamak. Çünkü neresinden başlayalım sorusu hakikaten çok enteresan. Öyle bir insanı anlatmaya çalışıyoruz ki aile hayatını anlatsak bize model bir insan. Dostluğunu anlatsak model bir insan. Cömertliğini anlatsak model bir insan. Yani hayatın her yönüyle kimi model alırsınız diye söyleseniz herhalde Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i tanımış olan her insan mutlaka onun bütün yönleriyle model insan olacağını söyler. Biz üniversite yıllarımızda Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i tanıma şansını bulduk. O günden bugüne onunla bir hayat geçirdik. Öyle ki hayatımızın her noktasında mutlaka ondan bir iz var. Daha doğrusu onsuz bir an ben hatırlamıyorum. Yani hayatımızla ilgili almış olduğumuz her kararda mutlaka ona sormuşuzdur. Mutlaka o bizi yönlendirmiştir. Ondan efendim birçok noktada hem maddi hem manevi mutlaka faydalanmışızdır. Öyle bir insan ki etrafına hep ışık saçmış. Etrafındaki insanların tamamına sahip çıkmıştır. Mesela enteresan bir olay size nakledeyim. Biliyorsunuz Profesör Doktor Haydar Baş Bey Bağımsız Türkiye Partisi kurulduktan sonra genel başkan olarak bir süre sonra partinin başına geçmek durumunda kaldı. Ve biz o dönem bir yerel seçim çalışmasındayız. Ağrı Patnos'tan arkadaşlar ısrarla bir miting talep ediyorlar. Ve süreç öyle zor koşullarda işliyor ki partinin imkanları dikkate alındığında birçok noktada mitingler yapmak durumundayız ve bu mitinglere yetişebilmek için de imkanlarımız yetersiz. Elimizde iki tane seçim otobüsü ayarlamışız ama bunlar da çok eski model, yani omuz gücüyle yürüyen araçlar. İşte o dönemde Ağrı Patmos'ta bir miting var, aynı dönemde başka bir bölgede de miting var. Hocamız da şöyle bir yol izledi. Bizi Ahmet Hamdi Bey, Profesör Doktor Ata Selçuk Bey, Doçent Doktor Ahmet Hamdi Bey, Profesör Doktor Ata Selçuk Bey ve beni Ağrı Patmos'a gönderdi. Oradaki mitingi siz yürütün. Arkadaşları geri çevirmemiş olalım.
ben de diğer mitinglere takip edeyim diye böyle bir efendim güzergah çizdi. Biz Ağrı Patnos'a geçtik. Hasan Barutçu Bey de otobüsü, seçim otobüsünü oraya getirmiş. Orada miting yaptık. Güzel bir miting oldu. Müthiş bir karşılama, büyük bir kalabalık. Yani Patnos tabiri caizse o gün indi kalktı. Tabii akşamında geri dönüyoruz. Neyle döneceğiz? Seçim otobüsüyle beraber döneceğiz. Ve Malatya'ya yetişeceğiz. Malatya'da hocamızın mitingi var. Akabinde Adıyaman'da miting var. Yani arka arkaya mitingler var. Gece vakti yola çıktık ve maalesef hava çok soğuk. Aracımızda kalorifer çalışmıyor. Otobüsün içerisinde Ahmet Hamdi Bey, ben, Hasan Barutçu ve bir de ona yardımcı olan genç bir arkadaşımız var. Soğukta arabanın içinde, otobüsün içindeki battaniyelere sarıldık. Onunla ısınmaya çalışıyoruz. Gece yarısına doğru bir anda otobüs sustu. Mazot dondu. Dağın başında kaldık. Muş civarında kaldık. Şimdi hiçbir yere ulaşamıyoruz. Telefonlar çalışmıyor, çekmiyor. Hasan Bey indi. Acaba yoldan geçen bir araç bulabilir miyim diye. Gelen aracın bir tanesi, bir kamyona denk geldik. Onu atlayıp işte en yakın il Muş'a doğru gitti. Muş'a ulaşınca telefonu çekiyor ve telefon ilk çektiği anda Profesör Doktor Haydar Baş Bey hocamız Hasan Barutçu'yu arıyor. Evladım neredesiniz? Nerede kaldınız? Ne haldesiniz diye soruyor. Hasan Bey diyor ki hocam işte dağın başında kaldı araba. Ben arkadaşları bıraktım, Muş'a geldim. Bir tamirci alıp gidip arabayı tamir ettireceğim. Evladım o arabayı ben biliyorum. O arabayı sabaha kadar siz oradan hareket ettiremezsiniz. Sen bir taksi gönder. O taksi Ahmet Hamdi Bey ile Ömer Bey'i alsın. Bu tarafa doğru ondan sonra getirsin. Ne var orada? Yol üzerinde efendim Bingöl'de bizim arkadaşımız var. Oraya kadar getirsin. Oradan sonra o da alsın. Malatya'ya doğru getirsin. Hasan Bey tabii aracı gönderiyor. Hakikaten o gece o araç orada kaldı. Kimse kımıldayamadı. Biz de bir taksiye bindik. Bingöl'e kadar geldik. Ama Bingöl'de bizi karşılayacak arkadaşımız uyuyakalmış. Gecenin saat ikisi Bingöl'e girdiğimizde bütün emniyet birimleri taksinin etrafını sardı. Gecenin bu vaktinde tabii terör olaylarının olduğu bir dönem ne geziyorsunuz, kimsiniz diye. Tabii sürekli hocamız bizi telefonla arıyor. Ne durumdasınız, ne yapıyorsunuz? İşin ilginç tarafı biz de araca mazot koyacağız diye cebimizdeki son kuruşa kadar verdik. Hocam da arkadaşlara diyormuş ki ya bu çocukların cebinde para da olmayabilir. Bunları birinin karşılaması lazım. Hakikaten taksiye verecek paramız yok. Gittik bir bankamatiğin başına işte bir miktar para çekip taksiciyi gönderdik. Emniyet mensupları bizi aldı, o arkadaşımızın evine götürdü. Onun evini bulduk. Onu uyandırdık. O da bizi arabayla Elazığ'dan bir ekip Malatya'ya. Tabii Malatya'ya vardığımızda artık gün ışımıştı, güneş doğmuştu. İçeri girdik ki hocamız ayakta. Bütün gece uyumamış ve her an bizi takip ediyor. Telefonun ulaştığı yerde bizi takip ediyor, bizi karşılayacak arkadaşları takip ediyor, organize ediyor. İçeri girdik. Ya evladım dedi, ya nedir bu dedi ya. Yani benim sabah mitinglerim var, yoğun bir programım var ama bütün gece sizin yüzünüzde uyumadım. Yani niye otobüse binip gelmeye kalktınız? Başka bir araç yok muydu da beni sabaha kadar uyutmadınız? Yani hakikaten müthiş bir insandı. Öyle sahip çıkardı size ki yani bir ana, bir baba ancak bu kadar sahip çıkar. Yani bize bir görev vermişti ama o görevin arkasından biz onun yanına sağ selim ulaşana kadar inanın sabaha kadar uyku uyumamış, bizi takip etmişti. Yani herhangi birine görev verip çekilebilirdi. Öyle bir insandı. Yani onun hakkını hiç kimse ödeyemez. Böylesine efendim ekibinin üzerine, kadrosunun üzerine, yetiştirdiği insanların üzerine titreyen, onların her haliyle hemhal olan bir insandı. Yani kim zorda kalmış, derdini söylemesine gerek yok. O sizin derdinizle dertlenirdi. Sizden önce sizi düşünürdü. Yani böyle bir insan herhalde Profesör Doktor Haydar Baş Bey'den başka biz bu çağda tanıma şansı da bulamayacağız. Evet, şimdi siz anlattınız da benim aklıma da şu geldi. Gerçekten hocam yani
arkadaşlarından, dostlarından, yani bir arkadaşına bir şey olsa dahi dünyaları yıkacak ve yakacak bir insan gerçekten. Yani çok çok bununla ilgili dediğiniz gibi hatıralar var, örnekler var. Yani biz öğrencilik yıllarımızdan başladık. Enteresan bir tanışma hadisemiz olmuştu öğrencilik yıllarında. Bir kongre için Gaziantep'e gelmişti. Onu gördükten sonra, onu tanıdıktan sonra, bir kez yüz yüze geldikten sonra inanın bir daha ondan ayrılmadık. O da bizi tuttu, bırakmadı. Yani bir anlık karşılaşmamız, o kongredeki yüz yüze gelişimizden sonra hayatımız hep ona odaklı, ona endeksli oldu. O da bizi her türlü sıkıntıdan, musibetten bir kenara çıkardı. Yani düşünün, biz 88'den itibaren olan yılları söylüyorum. Bu ülke çok sıkıntılı, çok farklı dönemler geçirdi. Yani siyahların beyaz kabul edildiği dönemleri yaşadı. Beyazların tekrar siyah kabul edildiği dönemleri de yaşadı. Yani biz her iki ifrat ve tefrit noktasında dönemleri 80'lerden bugünlere yaşadık. Ama değil mi ki Profesör Doktor Haydar Başbey ile beraberdik. Bütün bu süreçlerde, bütün bu fırtınalı dönemlerde biz hep hakkın, hukukun yanında durabildik. Ve hep haklı olduk. Hukukun içerisinde hareket ederek hakkımızı savunduk. Bu milletin hakkını savunduk. Doğruları anlatma fırsatı bulduk. Birçok efendim cemaat, cemiyet, grup, parti, ekip, fikir adamı bu sürecin içerisinde, bu çalkantılı dönemlerde kutup değiştirirken, yön değiştirirken ya da döneme göre, konjüktüre göre hareket etmeye çalışırken Profesör Doktor Haydar Başbey hiçbir zaman inancından taviz vermedi. Düşüncesini değiştirmedi. Hep o düşünce üzere millet için, vatan için, imanı için hareket etti ve bunlardan asla taviz vermedi. Bu çok zor bir süreçtir Adem Bey. Hakikaten bu kadar çalkantılı bir dönemde her şeyin, ölçülerin değiştiği ve farklılaştığı dönemlerde hep aynı ölçü üzerine, hep aynı mikyas üzerine hareket edebilmek inanın mümkün değil. Ama Profesör Doktor Haydar Başbey bunu başarmış nadir insanlardan biridir. Bu bakımdan onunla beraber olan herkes bu dönemde her türlü efendim baskıya maruz kalmasına rağmen, her türlü efendim illegal örgütlenmeler ya da yapılarla üzerine gelinmesine rağmen, hatta devlet gücü kullanarak zaman zaman devletle çatıştırılmaya çalışılmasına rağmen hiçbir zaman devletinden, milletinden, askerinden, vatanından vazgeçmeden ama hep doğruları, hep birlik beraberliği anlatarak hiçbir şekilde kıvırtmadan ya da işte konjektürel konuşmalara girmeden hakkı savunarak hep haklı olarak kalabilmiş, hukukun içerisinde kalabilmiş tek insandır. Şunu söyleyeyim, ben akademik hayatın içerisinde, bu süreçlerin içerisinde çok şeyler gördüm. Yani insanların en haklı pozisyondan en haksız pozisyonlara geçtiğini gördüm. Yani çeşitli şekillerde insanların doğru yaptığı şeylerin yanlış kabul edildiği ya da yanlışa düşüp çeşitli zamanlardaki doğrularının değiştiğini gördüm. Ama Profesör Doktor Haydar Başbey her zaman bize şunu öğütlerdi. Evladım, bilinmekten, tanınmaktan korkmayın. Açık olun, net olun. Kimliğinizi her zaman ortaya koyun ve bu kimlikle hareket edin. Siz haklısınız. Haklı olan insan her zaman güçlüdür. Yani karşınızdaki güç ne olursa olsun, siz haklı olduğunuz için her zaman siz güçlüsünüz. Hatta örnek verirdi, bakın derdi, ne kadar güçlü olursa olsun bazı çevreler, bazı mihraklar, bunlar evladım hırsız gibidir derdi bu memlekette. Hırsıza sesinizi çıkarıp da hırsız diye bağırdığınız zaman irkilir, korkar, kaçar. Onun için bunlar da bu durumdadır. Yani bugün bakmayın bunların elinde güç, imkan, yetki ya da iktidar olmasına, bunların pozisyonu budur. Onun için siz kimliğinizi efendim ortaya koymaktan korkmayın. Siz bu milletin evladısınız, efendim bu imanın yolcularısınız. Bundan dolayı hiçbir şekilde bundan taviz vermeden yürüyebilirsiniz derdi ve bunun için de en büyük örnek her zaman o önümüzde olurdu. Biz bunu yaptığımız sürece hep haklı olduk, hep kazançlı olduk, hep önde olduk. Hatta çeşitli dönemlerde bizi bundan dolayı eleştiren birçok arkadaşımız devirler değiştikten sonra yanımıza gelip siz hep haklı oldunuz. Yani siz haklıydınız ama biz göremedik dediklerine ben şahidim. Yani 15 Temmuz'ları yaşadıktan sonra gelip üniversite yemekhanesinde
bağıra bağıra herkesin içerisinde, ya siz haklıydınız, siz bu büyük tehlikeyi haber verirken biz sizleri anlayamadık, Profesör Doktor Haydar Başbey'i anlayamadık ama doğru olan sizdiniz kardeşim diye gelip boynumuza sarılanları gördük. Yani bütün bu ölçüleri bize veren Profesör Doktor Haydar Başbey'di. Böylesine bir ölçü sahibi, böylesine güçlü, haklı, hukuk içerisinde hareket eden vatanperver bir insandı. Evet hocam, ben şeyi sormak istiyorum. Yaklaşık 10'un üzerinde uluslararası milli ekonomi modeli kongreleri dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirildi. Siz de akademik kimliğinizle bu konferansların hepsinde bulundunuz. Ben ekonomik yönünü hocamın, ekonomik dahiliğini, milli ekonomi modelini sormak istiyorum. Biraz bu olayı açar mısınız? Ekonomi dünyasına getirmiş olduğu yenilikler, ekonomiye getirmiş olduğu yeni tarif. Profesör Doktor Haydar Başbey'in aslında ekonomiye olan bakış açısı ve ekonomik konularla ilgili ortaya koyduğu tezler çok eskilere dayanıyor. Yani 80'li yıllarda bizzat kendi ticaretle uğraşırken ortaya koyduğu bazı ölçüler var. Profesör Doktor Haydar Başbey önce bir dar bölge yaygın kalkınma modeli diye bir model ortaya koymuştu. Ve bu modelle 1994 yılında ekonomi sahasına ve insanlık alemine, barış, insanlık barışına, insanlığa ve barışa hizmetlerinden dolayı aslında birçok liyakat madalyasına, altın madalyaya layık görüldü. Birçok ödül aldı. O dönemlerde tabii bu ödülleri alırken çok kimse bu işlerin farkında değildi ve Türkiye'de de maalesef bazı çevreler onu gizledi, örttü ve duyurmadı. Ancak bu konudaki görüşlerini 2005 yılında Milli Ekonomi Modeli tezi altında deklare ettiği zaman aslında en büyük yankıyı buldu. Biz ilk Milli Ekonomi Modeli Kongresi düzenlendiğinde İstanbul'da 100'ün üzerinde bilim adamı oraya katılmıştı. Hem de dünyanın her tarafından insanlar geldi. Enteresan bir fikir vardı ortada. Ve bunun etrafında biz bu tezin başlıklarını ve bazı bölümlerini bu profesörlere, dünyanın değişik bölgelerindeki profesörlere gönderdiğimizde hakikaten çok büyük bir karşılık buldu. Yani Amerika'dan kalkıp mesela bir profesör hocamız geldi ve şunu söylemişti. Bana bu tezi bir arkadaşımız getirdi ve ben aldım, başlığına baktım, aldım bir kenara koydum. Çünkü özellikle İslam dünyasından böyle bazı çıkışlar her zaman geliyor. Ama ben birinci sayfasını açıyorum bunların, hemen daha birinci sayfayı bitirmeden görüyorum ki bunlar kapitalizmin süslenmiş, şekillendirilmiş hali. Yani çeşitli başlıklar altında işte adil düzendir, şudur budur, bana birçok şey geldi. Ama bunlar buz gibi kapitalizm, buz gibi liberalizm ama boyanmış, şekillendirilmiş, üzerine bir maske giydirilmiş. Onun içinde hiçbir orijinalitesi olmayan tezlerdir, fikirlerdir. Buna da böyle bakmıştım, bir kenara koymuştum. Ancak birkaç gün sonra dedim ki ya bu bilim etiğine sığmaz. Bakalım şu ne yazıyor, bir okuyayım dedim. Elime aldım ve bırakamadım. Onun içinde 5000 kilometre öteden atladım, İstanbul'a geldim. Ve bu tezin, bu orijinal fikirlerin sahibini tanımak, onunla efendim bu konuları istişare etmek için atladım geldim diyor. Ve şunu söylüyordu, bu tez orijinal, bu tez yepyeni ve bu tez insanlık aleminin kurtuluş reçetesidir diyor. İşte bu şekilde başladı 2005'te Profesör Doktor Haydar Başbey'in deklare etmiş olduğu o muhteşem manifestosuyla ortaya koyduğu milli ekonomi modeli. Hemen akabinde bu tezi orada dinleyen Rusya'dan gelen bilim adamları tam da bu süreçte kendileri için bir çıkış arıyorlardı. Biliyorsunuz Rusya dağılmış, toparlanma sürecine giriyor. Ancak özellikle mali konularda Batı'nın karşısında bir fikir ortaya koyamadığı gibi kendi kendini idame edebilecek bir ekonomik güce de sahip değildi. İşte 2005'te bu kongreye katılmış olan Rus profesörler hemen Rusya'ya döner dönmez bu konuyla ilgili Rusya Milli Meclisi'nde
sunum yapıyorlar, ilgili yetkililere ulaşıyorlar, bu tezi anlatıyorlar ve akabinde bu tezin ikinci kongresini yapmak üzere Rusya'ya davet ediliyoruz. Ancak Profesör Doktor Haydar Baş Bey bunu Rusya'da yapmak yerine Bakü'de yapmayı uygun gördü. Önce Bakü'ye gittik, Azerbaycan'da. Çünkü onun mensubu olduğu üniversitenin istekleri vardı. Hocam siz bizim hocamızsınız. Bu şeref bize ait olması lazım. Yani bu tezin sunumunu lütfen burada yapalım diye ikinci bir kongreyi orada gerçekleştirdik. Ondan sonra Almanya'ya gittik. Heidelberg'e, ki orası meşhur bir akademi merkezidir. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda üzerine bomba yağmayan şehirdir. Yani herkesin koruduğu, ilk üniversitenin Avrupa'da hayata geçirilmiş olduğu özel bir yerdir. Bu misyonuyla bütün Avrupa'dan oraya bilim adamları geldi. Özellikle dünyada çok önemli bir yere sahip olan Viyana Üniversitesi'nin ekonomistleri, Viyana grubu, dünyada büyük bir ekonomi grubunu temsilen Noflayer gibi insanlar, Bonn Üniversitesi topluca bu kongreye iştirak etti. Ve orada çok ilginç şeyler yaşadık. 3 gün boyunca süren kongrede biz çok değişik şeyler gördük. Mesela o kongreye ilk defa katılan Hollanda'dan gelen Cornelia Versteeg ismindeki bir profesör hanım şunu diyordu. Ya ben bu tezi bana geldiğinde okumaya başladım. İlk cümlelerinde Avrupa Birliği'nin yıkılmaya mahkum olduğunu söylüyordu. Ya biz dedi ömrümüzü verdik Avrupa Birliği'ni tesis etmek için. Ben de Avrupa'nın genişleme bölümünden sorumlu, özellikle Kafkasya bölgesinde ilişkileri çalışan bir insan olarak nasıl olur da Avrupa Birliği yıkılabilir? Biz bunu yeni tesis ediyoruz ve yüzyıllara damga vuracak bir birliği temsil ediyoruz. Buradaki insan ne diyor diye okuduğumda diyor, gördüm ki Profesör Doktor Haydar Baş Bey öyle temeller ortaya koymuş ki eğer Avrupa Birliği bunlara dönüp bakmazsa hakikaten yıkılmaya mahkumdur. Dünyam yıkıldı diye orada bir konuşma yapmıştı. Aynı şekilde ben Avrupalı bilim adamlarını çok iyi tanırım. Yıllarca onlarla beraber çalışma fırsatım oldu. Pek bulunanlarından kır aldırmazlar. Yani kendilerini çok üstün görürler. Onun için de onlara bir şeyi kabul ettirmek falan o kadar kolay bir şey değildir. Hele onların aşağıda kendilerine göre çok geride gördüğü bir ülkenin vatandaşının tezini kabul etmeleri asla mümkün değildir. Fakat biz şunu gördük. Kongrenin 3. gününde Profesör Doktor Haydar Baş Bey salona girdiğinde bir anda bütün bu profesörlerin ayağa fırladığını, yerlerini terk edip Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in önüne fırladıklarını, onunla tokalaşmak için sıraya girdiklerini gördüm. Çok muhteşem bir olaydı. Yani bunu anlatabilmek mümkün değil. Ve arkasından hocamız kongre konuşmasını yaptı ve kongre salonundan çıkarken aynı izdiham yine yaşandı. Sonra yanımıza geldi. Özellikle Bulgaristan'dan Çobanov vardı profesör. Dedi ki ya siz ne yapıyorsunuz? Yani biz 2 gündür bu insanı bekliyoruz. Konuştu. Hemen alıp gidiyorsunuz. Bu böyle olmaz. Bizim bir araya gelmemiz lazım. Onunla çok konuşacak şeylerimiz var dedi. Biz de hocama ilettiğimizde elbette bu arkadaşlar bu kadar yor geldi. Biz de onlarla görüşeceğiz dedi. Hemen arkasından geri salona döndü. Büyük bir masanın etrafında bütün bu profesör temsilcileri, ülke temsilcileriyle bir araya geldi. Ve biz şunu gördük. Oradaki o çok saygın, her biri bir bölümün ya da grubun başı olan insanlar Profesör Doktor Haydar Baş Bey ile konuşurken ceketini ilikliyor ve hocam şunu nasıl düşündünüz ya da buna bu konudaki fikriniz nedir gibi müthiş bir tevazu içerisinde Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i adeta bir talebe gibi dinlediklerine şahit oldum. Yani bu tabii Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in karizmasından doğuyor. Onun bulunduğu her yerde biz buna benzer olayları yaşadık. O bulunduğu yeri kendi rengine boyardı. Yani belki soracaksınız bu kongreler devam etti. Bir de Duma'ya gidildi. Orada da kendi rengine bürüdü. Hatta Türk düşmanı kabul edilen bir Jirinovski bile Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i karşısında gördü ve döndü. Ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırdı. Yani böyle bir insandan bahsediyoruz.
Onun fikirleri bugün dünyayı sardı. Bugün dünyada bir değişim varsa, yani tek kutuplu dünya yıkılmış, yepyeni bir düzen oluşuyorsa ve kapitalizmin 200 yıldan beri ortaya koymuş olduğu sömürü düzeni ortadan kalkıyorsa, bugün dünyayı dolarla sömüren ABD artık kendine konu, mekan, yoldaş, yeni bir yön çizmeye çalışıyorsa, bütün bunların müsebbibi, bütün bunların sebebi Profesör Doktor Haydar Başbey ve onun ortaya koyduğu tezlerdir. Yani tarihi değiştiren bir insandan bahsediyoruz. Çağa damga vuran bir insandan bahsediyoruz. Ama ne yazık ki bu işin kaderi, cilvesi hep böyle demek ki kendi ülkesinde bu karşılığı görememiş, bu kadar sahiplenilmemiş bir insandan da bahsediyoruz. Yani biz dünyanın neresine gittiysek Profesör Doktor Haydar Başbey ile ilgili çok enteresan sahiplenmeleri duyduk. Onunla ilgili çok güzel sözler işittik. Ama Türkiye'de maalesef bu bilince sahip olmayan, bu seviyede ilmi, bu seviyede görüşü olmayan insanlar kendi görüşleri kadar Profesör Doktor Haydar Başbey'i tanımaya çalıştılar. Yani adeta gözlerinin önünde böyle birer tane örtü olan insanlar o örtü aralığından Profesör Doktor Haydar Başbey'i kendi algılarıyla tanımlamaya çalıştılar ve tabii bu perdeler onu görmelerine engel oldu. Fakat biz şunu kesinlikle söylüyoruz. Yaşayan görecek. Önümüzdeki çağlarda hep insanlık Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koymuş olduğu bu görüşleri konuşacak, bu görüşleri yaşayacak ve insanlar ona dua edecek. Yani dini, milliyeti, ırkı ne olursa olsun bu büyük sömürü düzeninden insanlığa bir çıkış yolu gösteren, bir fikir ortaya koyan ve bunu da ispatlayan Profesör Doktor Haydar Başbey'i herkes çağları aşan bir şekilde anmaya devam edecek. Bize ne mutlu ki onunla çağdaş olduk. Onu tanıma şansı elde ettik. Onunla aynı havayı soluduk. Yani yoldaş olduk, arkadaş olduk diyeceğim. Yani nasıl olur biz böyle bir insanın etrafında bulunarak hani arkadaşlık gibi bir iddiada bulunabiliriz? Ben bunu o ahirete irtihal ettiğinde anladım. Meğer yani aramızdaki olayı hep işte hocamız, üstadımız diye bakarken en yakın arkadaşımız, en samimi dostumuzun da o olduğunu anlamış olduk. Evet, şimdi ekonomiden biraz dilerseniz yoldaşlık dediniz, arkadaşlık dediniz. Sizler Antep'lisiniz, muhterem hocamızı birkaç defa evinizde misafir ettiniz. Güneydoğu seyahatleri oldu. Hatıralar var mı? Şöyle mi sorsam, nasıl bir ahbaptı, nasıl bir arkadaştı, nasıl bir yarendi, nasıl bir dosttu? Son olarak neler söyledi? Evet, hocamızın bize çok büyük hocamız gittiği yerlerde değişik mekanlarda konaklayardı. Ancak Gaziantep'e geldiğinde hep bana gelmiştir. Yani evimiz hep onun evi olmuştur. Öyle bakmıştır. Ben burada rahat ediyorum. Ben burada kendi evim gibi davranıyorum der. O bakımdan da bizi şereflendirirdi. Yani hocamız geldiği zaman inanılmaz bir şekilde arkadaşlar da onunla görüşmek, bir arada olmak, onunla sohbet edebilmek için koşar gelirdi. Ben sırf bu sebeple 3 tane ev değiştirdim kısa dönemde. Yani hiçbir ev onu görmek isteyen kalabalıklara ne yapamıyordu? İmkan vermiyordu. Bu bakımdan da diyordu oğlum evladım şu evi biraz daha büyüt. Gidiyorduk bir büyüğünü daha. Böylece biz de ondan sonra onun duası bereketiyle hakikaten çok güzel bir bu dünyada güzel bir eve sahip olduk. Birçok hatıra tabii burada yaşandı. Yani hocamızla beraber onu ağırlamak bana sadece Gaziantep'te değil İngiltere'de de nasip oldu. Hatta öyle ki hiçbir zaman hiçbir yerde hocamız 8 gün üst üste kalmamıştır. İngiltere'ye geldiğinde de 8 gün misafir olmuştu bize. Böyle enteresan bir şekilde geldiği zaman elleri dolu, ondan sonra birçok hediyelerle
yani bizleri ne bileyim onun gelişi bereketi adeta bir bayram havası doğururdu. Günler öncesinden hazırlıklar başlar. Özellikle eşim o dönemde yani barut fıçısı gibi olurdu, yaklaştırmazdı bizi. Çünkü evin içerisinde her yerde, her köşede bir hazırlık vardır. Yani o geliyor, ona göre hazırlık yapılması lazım. Onun için yani günlerce evin köşelerinde, koltuklarında oturmak bize yasak olurdu. Yani böyle bir hazırlık olurdu. Hocamız da geldiği zaman hakikaten orada rahat ettiğini söylerdi. Bu bizim için çok büyük bir nasip, çok büyük bir şeref. Böyle bir insanı efendim ağırlayabilmek, dostluk edebilmek. Öyle ki sizinle oturduğu zaman aranızdaki bütün resmiyeti kaldırırdı. Yani böyle bir şeyi vardı hocamın ki, evladım tiyatro oynamaya gerek yok derdi. Her şeye böyle hayatın çok doğal sürecinden bakardı. Sizi o kadar rahatlatırdı ki yanında oturduğunuz yerde aslında saygıdan, edepten dizleriniz titremesi gerekirken hocamız öyle bir atmosfer oluştururdu ki dost ahbap sohbeti yapardınız, otururdunuz, aklınıza geleni sorardınız. Ondan sonra beraber gülerdiniz, beraber şakalaş. Böyle bir insandı yani bunu yani akranınızla bile yapamazsınız. Size o havayı, o rahatlığı oluştururdu. Sonra geldiği zaman mesela o bölgede herkesi dinlerdi. Herhangi bir mevzu varsa o an görüşülecek, o oturumda, o toplulukta kim varsa, çocuk bile olsa o konuyla ilgili onun fikrini arardı. Sırayla herkesi konuştururdu. Sen ne dersin derdi, sen ne anladın bu işten, nasıl olması gerekiyor diye. Herkesi dinlerdi çok enteresan bir şekilde. Ya bu adama da bu soruyu niye soruyor, bunun hiçbir alakası yok dediğimiz şeylerde bile bunu sorardı ve bize şunu hep ispat ederdi ki bu arkadaşlar da bizim en kenarda gördüğümüz insanda bile çok büyük cevherler var. Hep bunu ispat ederdi bize. Onun için arkadaşlarımıza, dostlarımıza bu gözle bakmayı bize öğretirdi. Hepsini sevmeyi, hepsiyle ondan sonra dostluğumuzu perçinlemeyi öğretirdi. Bize şunu söylemek isterdi. Evladım bakın, yani Cenab-ı Hak öyle büyük bir bereket size nasip ediyor ki sizin dostlarınız, arkadaşlarınızın her birinde farklı bir şekilde bir görüş var, bir anlayış var. Onlara Cenab-ı Hakk'ın nasip ettiği bir şey var. Onlardan onu almayı öğrenin. Yani onun bir fikre ihtiyacı yoktu. O dünyaya efendim fikirlerini sunan bir insandı. Ama bir çocuk bile oturduğu zaman ondan fikrini dinlemeyi, istişare etmeyi bir huy haline getirmişti. Onun için de Antep'te evimizde olduğu zaman, geldiği zaman bölgeye herkes gelir. Onun da efendim derdini söyler, dermanını arar, fikrini söyler. Yani neyini sormazdı ki insanlar? Yani enteresan şeyler. Bazen biz utanırdık ya, derdik acaba hocam yoruyoruz. Yani bu da sorulur mu? Hiç çekinmeden, gücenmeden herkesle ilgilenirdi. Son geldiği dönemlerden bir tanesinde mesela Urfa'ya geçtik. Orada biliyorsunuz Dede Osman Veli Hazretleri var. Hocamız oraya gider, onu ziyaret eder efendim. Büyük bir insan. Ziyaretten sonra orada iş yeri, lokanta açmış bir arkadaşımız var. O da dedi ki hocam size bir şeyler ikram etmek istiyorum. Gittik oraya, oturduk. Ondan sonra bir yemek ikram edildi. Hocamız da kalktı. Tabii o mutlaka bu tür şeylerde bunu ikram da olsa ödeme yapardı. Ondan sonra arkadaşımız da ısrar etti ama hocamız gene bütün oraya gelen arkadaşların hepsinin yediğini, içtiğini fazlasıyla çıkardı, arkadaşımıza verdi. O da dedi ki hocam yani siz bana bunu vermeyin, bana dua edin. Ben burayı yeni açtım, bazı borçlarım var. Dua edin de bereketli işim olsun, bu borçları ödeyelim. Evladım sen bunu al dedi, biz gene o duayı da yaparız. Verdi, çıktı, araca geçti. Arabanın içerisinde hemen sorusu şu: bir sorun bakalım arkadaşın ne kadar borcu var. Gittik sorduk, ondan sonra öğrendik. Telefonla haber veriyoruz. Yolda Antep'e doğru gidiyor hocam. Biz de telefonla haber veriyoruz. Hocam işte 45 bin lira arkadaşın acil bir ödemesi, borcu var. Hemen dedi ki tamam evladım dedi. Yarısından çoğunu, 25 bin lirasını hemen Ahmet Hamdi Bey'e dedi ki gider gitmez alıyorsun. Ben veriyorum sana 25 bin lirayı, bu arkadaşa veriyorsun. Kalan 20 bin de arkadaşlar arasında toplasın. Onlar da bu işten nasiplensin. Antep'e varıldığında arkadaşın borcu ödenmişti. Yani ben hayatımda bu kadar cömert bir insan görmedim. Bu kadar efendim insanlarla hemhal olan,
sahip çıkan bir insan tanımadım. Bu bakımdan yani başta da söylediğimiz gibi yani hocamızı anlatmaya başladığımız zaman neresinden başlayalım sorusu hakikaten çok zor bir soru. Ben şuna kesinlikle inanıyorum ve onu çok net arzuluyorum, istiyorum. Hayatımızın her aşamasında dost tabirinin bir karşılığı varsa o Profesör Doktor Haydar Başbey. Yani karşılıksız, hesapsız nereye kadar size sahip çıkar ölçüsü yok. Yani canını verme pahasına Profesör Doktor Haydar Başbey size sahip çıkardı. Yeter ki siz onun dostum dediği olun, arkadaşım dediği olun, evladım dediği olun. Yani bize öyle bakardı. Hatta çok enteresandır. Bir kez evimize geldiğinde konuşurken hanımla çağırdı bizi. Teşekkür ediyor ağırlamamızdan dolayı. İşte evladım diye başladı. Hanım da sordu hocam hakikaten yani biz evladım derken hangi konumda bir evladım? Dedi benim evladım yani benim sülbümden olan evladım ne? Siz osunuz hiç farkı yok. Yani herkese böyle bakardı. Ayırmazdı hatta yeri gelirdi bizlerle arasında bir herhangi bir mevzu olsa kendi evlatlarının üstünde yani tutardı kimleri işte yetiştirdiği insanları, kadrosundaki insanları, dostlarını, ahbaplarını. Bu bakımdan yani yüzlerce anımız var. Bazılarını hani söylemek, anlatmak mümkün değil. Yani konuşmaya başlasak hıçkırıklar tutar bizi. Anlatamayız yani. Onun için yani hani bu programın kapsamı içerisinde işi o boyutlara götürmek istemiyorum. Çünkü oradan sonrasını benim anlatmam ya da söylemem ya da devam etmem mümkün olmaz. Hocam Allah razı olsun sizlerden. Yani hocamızdan renkler, ışıklar, kokular saçtınız bize. Yani hocamızı bir 40 dakikada olsa sizinle beraber teneffüs ettik ve yaşadık. Sağ olun, var olun. Eminim ki yüzlerce, binlerce hatıra vardır sizlerde. Böyle tadında bırakalım. Evet. Cömertliğinden bahsettiniz hocamın. Gerçekten herkese karşı böyle üstün cömertlik meziyetleri vardı. Bizim Serkan Güçlü Bey'i anacağım burada. İman ve Aşk Ocağı Ehli Bey programı icra ederken Serkan Bey'in şöyle bir tespiti olmuştu hocam için. O demişti dünyanın en cömert insanıdır. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Çünkü yazmış olduğu milli ekonomi modeliyle Azerbaycan uluslararası modeli anlattınız. Birinci elden en yakın insan olarak anlattınız, anlatmaya çalıştınız kısa öz olarak. Değil Türk milletinin değil mi? Tüm dünya açlarının karnının doyurulmasını hedefliyordu. Yani çok gani gönüllü bir insandı. Şuna da ben şahit olmuşumdur. Bursa'da kibarlar otomotiv asılırken orada en son model arabalar vardı. Hocam orada kurdeleyi keserken şöyle bir duada bulundu. Allah-u Teala bu yüce millete bu arabalardan daha üst modellerine binmeyi tüm Türk milletine nasip eylesin. Allah'ım duaya, bu duanın büyüklüğüne buradaki bir gani gönüllüye bakar mısınız? Yani gerçekten çok muhteşem bir, olağanüstü bir insandı. Bunu dile getirelim. Yine sohbetinizde o geliyor o dediniz. Evinize gelmesini anlattınız da Mevlana Hazretleri'nin şiiri geldi aklıma. Şems için yazmış. Yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. O geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Şeklinde devam eden. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Son cümlelerinizi tekrar alalım. Evet, İnşallah yani, tekrar programlar icra edeceğiz. Onu da seyircilerimiz. Yani o bitmez tükenmez bir hazine. Onu konuştuğunuz zaman sevgiyle doluyor kalbiniz. Muhabbetle doluyor. Yani hani özlem hakikaten çok insanı ayrılık çok etkiliyor. Ancak onu anmak bir hüzünle beraber çok müthiş bir muhabbet doğuruyor. Yani bu çok enteresan bir şey.
Onunla ilgili bir hatırayı konuşmak, onunla ilgili bir konuyu anlatmak bir anda bir muhabbet kaynağı oluyor. Bu çok bitmez tükenmez bir sermaye. Yani bir son nefesimize kadar hep onu andığımız zaman bu hali yaşayacağız. Bu çok büyük bir servet. Cenab-ı Hak elimizden almasın. Bu cihanda bizi beraber eyledi. İnşallah o cihanda da orada da bir beraber eylesin. Evet, o alemde, bu alemde Ali'ye, Haydar'a saydılar bizi diyelim. Bu da son cümleleriniz olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Haydar Baş hocamızı can tende olduğu müddetçe her an, her daim anacağız, anmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olun. Dünyanın en cömert insanıdır. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Çünkü yazmış olduğu milli ekonomi modeliyle değil Türk milletinin, değil mi? Tüm dünya açlarının karnının doyurulmasını hedefliyordu. Yani çok gani gönüllü bir insandı. Şuna da ben şahit olmuşumdur. Bursa'da kibarlar otomotiv asılırken orada en son model arabalar vardı. Hocam orada kurdeleyi keserken şöyle bir duada bulundu. Allah-u Teala bu yüce millete bu arabalardan daha üst modellerine binmeyi tüm Türk milletine nasip eylesin. Allah bu duaya, bu duanın büyüklüğüne, buradaki bir gani gönüllüye bakar mısınız? Çok muhteşem bir, olağanüstü bir insandı. Bunu dile getirdim.